Cumhuriyet yıkıcısı. Geçen de bir iktidarın üyesi biliyorsunuz 2023'ü anlatmaya çalıştı. Ben esasında kendisini kutluyorum. Mertçe söyledi. Şimdi AKP iktidarı bir karşı devrim partisi. Hatta cemaatle birlikte niçin anlaştılar? Cemaatte karşı devrim örgütüydü. Amaç ne? 2023 vizyonu ne? Cumhuriyeti sonlandırma vizyonu. Şimdi anayasayı konuşuyoruz. 2016 rejim değişikliği. Ya öncesinde farklı mıydı? Hatırlayın. Anayasayı takmayan, ağır anayasa ihlali yapan, hatta Devlet Bahçeli'nin şu mealde bir sözü var. Madem Erdoğan anayasaya uymuyor, anayasayı Erdoğan'a uyduralım. İşte öncesinde darbe girişiminin ne olup ne olmadığını çok yazdık, çizdik. Yani o esasında Türkiye'ye yeterince sorgulanmadı. Niçin? Rejim değişikliği yapabilmenin kilometre taşları için gerekliydi. Muhalifleri bu konuda sindirebilmek için, mıntıka temizliği için gerekliydi. Rejim değişikliği nasıl oldu? Bu referandumda. Nasıl referandum bu? Öncesinde ben Türkiye'yi dolaşıp her yerde konuşmalar yapıp hayır verin diye anlatırken gördüğüm için çok kolaylıkla söyleyebiliyorum. Adil ve dürüst olmayan bir halk oylaması süreciydi. Devletin tüm gücü, bakınız devletin tüm gücü halkı ezerek zorla evet vermesi yönündeydi. Ama hep beraber yaşadık. Sandığa halkın iradesi hayır girdi. Oradan evet çıktığı ne yaptı? İlan edildi. Şimdi tabii ki yok hükmünde kabul edilmemeliydi. Halkın iradesine sahip çıkılmalıydı. Neyse benim böyle bir gücüm olmadığı için sadece bunları söylemekle, yazmakla geçirdik. Bu konuda görev düşenler bu görevi yapmadılar. Şimdi bugün Türkiye felakete sürükleniyor. İşte biraz önce yine Falyalı'yı konuştunuz. Ne bu? İşte ben Kıbrıs'ta da görev yaptım 85-87 arasında. Ya pırıl pırıl bir adaydı. Yani bu yaşadıklarımızın hiçbirisi bu işlerde olmazdı. Şimdi bugün ne var? Kumar, bahis, uyuşturucu, kara para aklama. Türkiye bu pisliğin içine batmış durumda. Bakınız bu pisliğin içine batmış durumda. Şimdi böyle mafyatik ilişkiler güvenlik bürokrasisinin ve siyasetçinin desteği olmadan olmaz biliyor musunuz? Yani bu işin içinde varlar. Şimdi diyorsunuz ki işte sağ iktidarlar ne derdi? Kışlaya, okula siyaset girmesin. Enver Bey, bu iktidar kışlaya ve işte okula siyasetin sokulması için var biliyor musunuz? Niye? Cumhuriyet yıkıcısı. Bakınız silahlı kuvvetleri ne yapmaya çalışıyorlar? Genetik kodlarını değiştirmeye çalışıyorlar. Çünkü silahlı kuvvetlerinin bağlılığı kime karşı? Anayasaya karşı, demokrasiye karşı, kurucu ideolojiye karşı. Ama bu iktidar bunlara bağlı bir silahlı kuvvetler istemiyor. Yani örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde de askerin bağlılığı, hatta en son Ocak ayında biliyorsunuz orada bir darbe girişimi falan da olmuştu. Genelkurmay Başkanı ne dedi? Silahlı kuvvetlerin bağlılığı dedi, sadakati anayasayadır dedi. Evet, ne bileyim işte Amerikan Deniz Harbi Okulu, Annapolis'te insanlar yemin ederken, subaylar yemin ederken diyorlar ki anayasayı iç ve dış düşmanlara karşı koruma. Şimdi bizim silahlı kuvvetlerimiz de böyle. Böyle bir silahlı kuvvetler istemiyor iktidar. Ne istiyor? Kendisine sadakat duyan. Halbuki demokrasilerde biliyorsunuz kişilere sadakat olmaz. Sisteme, demokrasiye, anayasaya, yasalara, ama böyle bir bağlılık istemiyor. Kendisine sadık olsun istiyor. Hatta bunun için bir nedeni de var bunun. Niçin? Şimdi önümüzde süreç var. Bu iktidarın seçim kazanma şansı yok biliyor musunuz? Ne yapması lazım? Seçim kanunlarıyla da işte oynayacaklar ama bir türlü kısmet olmuyor. Niye? Çünkü oradan koyuyorlar olmuyor, buradan koyuyorlar. Seçimi kazanmalarına imkan yok. Yani itiş kakış, bir ülkede düşmanca iklim,
insanları, halkı korkutmaya çalışarak, işte biraz önce HDP içinde söyledikleriniz, aynen katılıyorum. Ve seçimde bile en sonunda diyecekler ki biz kazandık. E peki işte kim var? Asker ve polis var ya, elinde silah tutanlar. Silah tutanlar normalde demokratik ülkelerde iradeye, halkın iradesine saygı duyar. Bu halkın iradesine karşı tavır koyan iktidara silahlarını yönlendirir. Demokratik ülkelerde böyle olur. Ama bu iktidar böyle istemiyor. Ne istiyor? Her hal ve şartlarda kendisine sadakat göstersin istiyor ve arkasında dursun istiyor. Sayın Ertürk, evet. Sayın Ertürk, malum haliniz Tele1 ayakta durmalı. Biz de biraz reklama gidelim. Yoksa sözünüzü kesmek istemedim. Ama reklama gitmek zorundayım. Kapitalist sistem tıkır tıkır işliyor. Ve burası özgür, patronsuz. Dolayısıyla zaten zar zor aldığımız reklamları izleyicilerimizle paylaşalım. Dönüşte devam edelim. Bu arada şunu hatırlatmak istiyorum. Ankara kulislerinde bazı bakanların değiştiği söyleniyor. Bir bu mesele var. Bir de Sayın Ertürk'ün söylediğiyle ilgili olarak Demirel'in sözünü anımsatmak istiyorum. Siyaset bilimcilere belki oradan da bakarız. Bir sosyolojik tahlil de yaparız. Demirel benim siyaseten tamamen karşı durduğum bir isim ama usta bir siyasetçi. Diyor ki tencerenin götüremeyeceği iktidar yoktur. Dolayısıyla baktığımız zaman Türkiye'de bütün sorunların önüne geçen bir tencere sorunu var. Tabii tencerenin içine işte gazdan elektriğe, akaryakıta kadar her şeyi koyuyorsunuz. Tencerenin kaynamamasının sebepleri var.